Merhaba, iyi akşamlar. Benim adım Necmi Sönmez. Borsan Contemporary'deki Acı Reçete, Bitter Medicine 2 isimli serginin küratörüyüm. Bu sergi için bir grup Zoom görüşmesi yapmayı planlamıştık. Bunu yapmamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi gerçekleştirilen bu interaktif ve çok farklı alanlara yayılan disiplinler arası çalışmanın farklı karakterlerini, farklı özelliklerini değişik bakış açılarından gündeme getirmekti. Bu akşamki konuşmayı üç farklı şehirden gerçekleştiriyoruz. Ben Düsseldorf'tan bağlanıyorum. Naz Los Angeles'tan bağlanıyor. Sevgili Ayşe İstanbul'dan. Dolayısıyla neredeyse üç farklı kıtada, üç farklı zaman dilimi içinden birbirimizle beraber oluyoruz. Bence bu da Acı Reçete'nin gündeme getirdiği en önemli olgulardan bir tanesi. Hiç kuşkusuz yüz yüze konuşmak çok daha farklı, çok daha heyecanlı olurdu ama artık yeni tecrübelerimizden biri haline gelen Zoom görüşmelerini bu tarzda gerçekleştiriyoruz. Bu akşamki konuşmanın özelliklerine girip de konuşmanın tadını kaçırmamak adına ben size daha önce bu konuşmayı katıldıkları için gerçekten çok memnun oldum ve kendilerine teşekkür ettim. İki arkadaşımın kısaca biyografilerini aktarmak istiyorum. Ayşe Duraz performans alanında araştırmalar gerçekleştiriyor ve bu alanda işler üretiyor. Tiyatro Hemhal'in kurucularından biri, oyuncu, dramaturg ve yönetmen olarak İstanbul'da hem bağımsız hem de Tiyatro Hemhal bünyesinde çalışmalarına devam ediyor. Bunun yanı sıra Ayşe'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de hiç kuşkusuz benim de çok severek yazı yazdığım Unlimited Art dergisinde gösteri sanatları editörlüğü yapması. Diğer arkadaşım Naz Cügioğlu ise halen San Francisco'da yaşıyor ve çalışmalarını orada küratör, sanat yazarı, eleştirmen ve medyatör olarak sürdürüyor. Kolektif düşünme ve üretme yöntemleri üzerine odaklanan Kolektif Çukurcuma Küratöryel Kolektifinin kurucularından biri. Kendisi Kadist, The Watts Institute, The Young Museum, SFMOMA, John Mitchell Foundation, Zilberman Galeri, MAU ve Mixer gibi kurumlarda farklı pozisyonlarda görevler aldı. Kendisinin kaleme aldığı yazılar hem Türkiye'de hem Amerika'da hem de dünyanın farklı yerinde birçok önemli yayın evlerinde izleyicilerle, okuyucularla buluşuyor. Bu akşamki konuşma Acı Reçete sergisinin farklı karakterlerini farklı perspektiflerden gündeme getiriyor. Ben bu konuşmanın gerçekleşmesinden ötürü son derece memnunum. Ve şimdi sözü fazla soru cevap şeklinde tasarladığımız bu konuşma için sevgili Ayşe ve Naz'a tekrardan hoş geldiniz diyorum ve mikrofonu şu an kendilerine bırakıyorum. Naz, istersen ben biraz Yasemin Biroğlu mental kliniği nasıl tanıdığımdan başlayayım. Tabii çok güzel. Ben aslında çok kişisel bir yerden aktararak gireceğim hemen. Valla işte 90'ların sonu 2000'lerin başı. Ben daha Amerika'da tiyatro, karşılaştırmalı edebiyat okuyorum. Daha lisans, yüksek lisans bile değil. İstanbul'a yazları gidip geliyorum. Ve hiç unutmuyorum bir Alman NYU'da Art Journalism okuyan bir arkadaşım. O dönem İstanbul'da güncel sanat camiasıyla gelip tanışıp bazı röportajlar gerçekleştirip bir yazı çıkarmaya çalışıyordu. Ve ben jet lag bir vaziyette yatakta uyurken sabah gelip kalk senin tanışman gereken çok tatlı bir karı kocayla tanıştım dedi. Yasemin ve Birol. Ben o zaman daha tiyatro, edebiyat çok güncel sanata hakim değilim. Daha başka bir alandan geliyorum. Ama neyse başta insan olarak daha sonra da zaten 98'de kurulmuşlar. O zaman herhalde tanışmamız 2000'di sanırım. Bir sanatçı ikilisi olarak çalışan Yasemin ve Birol'un ilk dönem gerçekleştirdikleri proje sergileriyle ben tanışmış oldum. Ondan sonra da biz beraber de işbirlikleri gerçekleştirdik ve onlar hakkında
neler anlatabilirim, benim kendi arşivimde, belleğimde onlara dair neler var diye bakınırken fark ettim ki ben aslında büyük bir stalker hayranları gibi birçok işlerini aslında takip etmişim. Yasemin, ve sanat tarihçi değilim, küratör değilim ama dramaturji, küratörlük bazı açılardan birbirine benziyor. Onlardan söz ederken, tabii kendilerini de tanımlarken kullandıkları birkaç kavram üzerinden seninle paslaşacağız zaten. O sergilerden biraz söz edeceğim ama önce o kavramlardan biri üçüncü pozisyonu yaratmak. Dolayısıyla benim için iki tane siyah giyinen, biri çoğunlukla Marx'a benzetilen, diğeri duru güzelliğiyle bir heykel edasıyla etrafındakileri büyüleyen ikili, Yasemin hep okuyan, bir ol benim için hep sorgulayan. Ama yaptıkları işlerde her zaman ne o ne öteki, bir ötesi olan bir bakış açısı getirdiklerini düşünüyorum. Zaten onlar ilk dönemlerde kendilerini tanımlarken insan nesne ilişkisine dair bazı kavramları sorgulamak. Öteki taraftan her zaman, hele bugünden baktığımda, o dönemlerde yaptıkları işlerle bize doğru gelmekte olan teknolojinin ne kadar farkında olduklarını bir kere daha hatırladım. Dolayısıyla işlerine her zaman tekinsiz bir atmosfer ve hakim olmuştu. Tekinsiz nedir aslında bildiğimiz, tanıdığımız, yani teknolojiye dair o zamanlarda belki konuşuyorduk ama o teknolojinin gelişine öyle bir bağlama oturtuyorlardı ki gerçekten tekinsiz bir atmosfere bürünüyordu. Bu insan nesne ilişkisi üstünden en temelinde sorgulamalarını gerçekleştirirken de bugünden gene baktığımda bakıyorum, insanın nesneleştiği, nesnenin insanlaştığı bir yerde ne kadar da aslında basit gibi gözüken, ama basit olan illa her zaman kolay demek değildir, zor bir yerden zaten yürüdükleri zemini kurgulamışlar. Öteki taraftan gene o ilk proje sergilerinde işte tasarım, üretim, tüketim ilişkilerine dair bir sorgulama gerçekleştiriyorlardı. Ne yapıyorlardı? Bir kavramı merkeze alıp etrafında katılımcıları davet ediyorlardı. Ve bir editörle beraber kavramın neresinde duracaklarına karar verdikten sonra da iki yönlü bir üretim sürecine giriyorlardı. Hem sergi hem kitap. Ben sanırım uyku dışında hepsini takip ettim. Uyku 2000 yılında gerçekleştirdikleri, Top Ağacı'nda, Nişantaşı'nda, kendi mekanlarında. Birhan Keskin'in, şair Birhan Keskin'in editörlüğünde gerçekleştirdikleri bir işti. O sergiyi görüp görmediğimi artık hatırlamıyorum. Çünkü o sergiden elimde işte yastık kılıfları, yatak örtüm, hala kullandığım nesneler var diye. Bir diğer sergi Game'di. Onu gördüm, hatta bir arkadaşımızın da katılımcı olmasına vesile olduk. 2002 yılında, bu sefer editörlüğünü Tül Akbal Sualp'in yaptığı, Nişantaşı'ndaki mekanlarında işte katılan isimlerden bazıları, Ela Cindoruk, Nerminer, Dilek Winchester, Ethem Özgüven. Daha sonra kopya geliyor 2003'te, gene aynı mekanda, bu sefer editörlüğünü Ali Akay yapıyor. Ayşe Erkmen'den Yaz Büke'ye. Yani bütün bunlara baktığımızda aslında 2000'lerin başında, ben şimdi biraz daha belki güncel sanat nerelerde, nedir, ne oluyor daha hakimi. Ama o zaman hiç hakim olmamama rağmen bir kavram etrafında bu kadar farklı disiplinlerden gelen tasarımcı, sanatçı, zanaatçı insanların beraber bir şeyler üretmeleri ve bu üretilen nesnelerin alınabilir, affordable bir şekilde alınabilir olmasına hayran kalıp, yani Maa ile bütün arkadaşlarımla fanatikleri gibi işlerini takip etmeye devam ettik. Mental Klinik'in alt başlıkları. Biri Semi Mental Klinik. Ben Semi Mental Klinik olarak kendi mekanlarında, Top Ağacı'nda misafir ediyorlardı başka sanatçıları. Yerli ve uluslararası sanatçıları. Ve hatta 2004 yılında ilk defa Joel'i ben orada tanıdım. Joel, soyadında hep sıkıntı yaşıyorum, Andreano Mearissoa. Yani 2019 yılında Venedik Bienali'nde Madagaskar pavyonunu yapan Joel'i ben ilk defa Yasemin ve Birol'un mekanında gerçekleştirdiği The Ephemeral Boutique, geçici
butik işinde tanıdım. Ve gene bir üçüncü pozisyon, arada durma. Yani ne mağazaydı ne galeriydi Joel'in katılımıyla gerçekleşen o semi-mental klinik işi. Dokümental klinik işi, o da 2002 ile 2007 arasında daha çok sıklıkla yerli olarak Trendsetter dergisinde yer alan zaman-mekan ilişkisini gene bazı kavramları merkezine yerleştirip ama dergilerin içinde sanki onları istila edermişçesine veya pop-up bir sergi mantığında yer alan bir gene bir işte hem belgeleyen hem geleceğe işaret eden ve geleceği öngören bir basın formatıydı diyeyim. Basılı yayın formatıydı. İşte mesela bir tekrar dönüp bu konuşma için neleri almışlardı merkeze dediğimde mesela defo, bellek, işte bugün çok tartışılıyor biliyorum arşiv hafıza, bellek. Sonra virüsü almışlar 2003 yılında. Yani her onların işine baktığımda ben bunu paylaşıyorum. Çünkü hakikaten o öngörüyü nasıl zamanında fark edememişime yanarak diyeyim. Sonra 2007'de gene bu dokümental klinikle hatta beraber üzerine çalıştığımız Lüksemburg'da Kolofon diye bir dergide yer alan Accident sayısı vardı. Şimdi buradan bir başka mental kliniğe dair kavrama geleceğim. O da performatif müdahaleler. Accident bir kaza. Kaza her şeyin yanlış gittiği, kazalardan ötürü okunması bile zor olan, yani sürekli tipo hataları barındıran bir dergiydi. Kısa bir fanzin gibi bir şey. Ve kazanın yazılışı bile hatalıydı. İçinde de o kaza süreciyle nasıl başa çıkıldığını, yani aslında kazanın kendi kavram merkeze aldığı kavramı kendi üstünde de gerçekleyen, dolayısıyla performatif bir boyuta da sahip olan Accident. Üçüncü pozisyonu yaratmak, performatif işleri, bir de oksimoron, yani iki zıt veya çelişkili kavramı bir arada kullanmak. Aslında dilde gramere dair bir şey oksimoron. Daha sonra bunu dilsel olarak da kullanıyor Yasemin Birol ama kendi işlerine baktığımızda aslında hep bu geleceğin bir öngörüsünden de öte bugünü geleceğin bir tarihi olarak kurgulamakla ilgileniyorlar. Yani o gerilimler, iki zıtlığın arasındaki gerilimleri görünür kılarak bir üçüncü pozisyon önerisi getiriyorlar. Yani ahlakçı bir tutumla yaptıkları işlerde bugünün kapitalist düzenini veya o parti sonrası çılgınca şaşayı sadece eleştirmek değil veya eleştirmek değil, onun dışında peki dünyanın sonu geldikten sonra bütün bu şaşa bizim etrafımızda kaldığında biz onlara hala nasıl bakabiliriz diyerekten bir konum almak yerine iki farklı konumu görünür kıldıktan sonra bir üçüncü pozisyon alma önerisi getiriyorlar. Genelde de o iki farklı görünür kıldıkları konum veya durumlar da birbiriyle tezat ve çelişen durumlar oluyor. Bu yüzden de birçok sergilerin isimleri işte korkunç derecede neşeli, terribly jolly, oksimoronlardan bunu dile dökmeden önce bile yararlanıyorlardı. Sanırım şimdi sen üçüncü pozisyonlardan ve oksimoronlardan biraz bu işlerinde nasıl gördüğünü aktarabilirsin lan. Evet Ayşe, çok teşekkürler. Öncelikle bu kişisel tarih anlatısı da çok değerli hakikaten. Çok teşekkür ediyoruz bizle bunu paylaştığın için. Ben de evet bu üçüncü pozisyonla ilgili ve beraber üretmeyle ilgili konuşmamın ilk bölümünde biraz bahsetmek istiyorum. Bir de başlamadan önce hem Borusan'a hem de Necmi'ye çok teşekkür etmek istedim bu daveti için. Bu programlar gerçekten çok değerli. Açık Laboratuvar ismi verilen programlar. Çünkü iş hakkında da aslında farklı açılardan yaklaşmamız için bizlere olanak sağlıyor. Acı reçeteye farklı açılardan yaklaşmamız için. Ben de konuşmamda birkaç noktadan bahsedeceğim. Onları da not aldım. Özellikle bu işi işbirliği
çerçevesinde değerlendirmek istiyorum. Yani insanlar arasındaki işbirliği ve insanla insan olmayan arasındaki işbirliği ve işbirliğinin getirdiği otorite ve hiyerarşi, tabii ki senin de konuşmanda biraz üzerine değindiğin gibi, bir apokalips tahayyülü ve aynı zamanda da spekülatif kurgunun farklı gelecekler hayal etme potansiyeli açılarından ve son olarak da bir sanat eleştirisi olarak, sanat dünyası eleştirisi olarak bu işi okuyabilir miyiz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bunu yaparken de aslında işin üzerine konuşmak yerine işin yakınından konuşmayı tercih edeceğim. Bunu da kısaca açıklamak istedim ne demek istediğimi. Burada San Francisco'da Watis Institute'da çalışmalar yaparken Trinh Te Minh ile karşılaştım. Vietnamlı yazar ve film yöneticisi. Ve ondan çok şey öğrendim. Yani aslında şundan bahsediyor konuşmalarında. Bir şey üzerine konuştuğumuz zaman ister istemez bir hiyerarşi oluşturmuş oluyoruz nesne ile obje arasında. Fakat işin yakınında konuştuğumuz zaman bu hiyerarşi kırma olasılığımız doğuyor. Ve bu iş de aslında yine bu otorite ve hiyerarşi kapsamında değerlendirilebileceği için belki de bizim de sanatçılar ve sanat profesyonelleri olarak yapabileceğimiz önemli bir jest olduğunu düşünüyorum. Ve senin bıraktığın yerden alacak olursam da işbirliği ve beraber üretme çerçevesinde ve yine ben de kişisel bir noktadan yaklaşıyor olacağım. Çünkü ben 5 senedir Necmi'nin de bahsettiği gibi küratöryel bir kolektifle çalışıyorum. Kolektif Çukurcuma. Ve hem çalışmalarımızda hem araştırmalarımızda hep bu beraber düşünmek ne demek, beraber üretmek ne demek, bu sorulara cevaplar arıyoruz aslında. Ve mental klinikte kendileri de bir duo olmaları sebepleriyle çalışmalarında bu ikili olma ve hatta bunu senin de bahsettiğin gibi bir adım ileriye taşıyarak bir üçüncü olma halinden bahsediyorlar. Ve bu ilginç geliyor bana. Yani bireysel olmak yerine kolektif olma, beraber olma, kalabalık olma ve bunun getirdiği çok seslilik ile nasıl mücadele edebiliriz? Nasıl farklı bakış açıları getirebiliriz? Ve bu aslında queer teoride de geçiyor. Ya bizim de yine üzerine okumalar yaptığımız bir konu. Seçilmiş aileler kurma, farklılıklarımıza rağmen aslında bir araya gelme ve farklılıklarımıza rağmen nasıl beraber yaşayabiliriz? Bu önemli bir soru. Ve tabii ki bir de bunun getirdiği etik sorular aslında. Belki de konuşmamız gereken ve çok sıklıkla konuşmadığımız, bir şekilde halının altına ittiğimiz bir soru. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü İşbirliği içerisinde aslında bir ses duyulduğu zaman otomatikman diğer bir ses bastırılmış oluyor. Ve yine mental kliniğin durumunda da yani bir duo olmaları sebebiyle bu durumu gözlemleyebiliriz diye düşünüyorum. Aynı zamanda da tabii ki sergi mekanında sadece insanlar arasında bir işbirliği yok. Bir de insanla insan olmayan arasındaki bir işbirliği var. Peki bu bağlamda aslında bu hiyerarşiyi nasıl değerlendirebiliriz? Bundan bahsetmek de istiyorum. Belki çok kısa şunların altını çizmemiz gerekir. Yani sergi mekanına baktığımız zaman gördüğümüz şeyler bu. Birincisi bu robotların toz torbalarının çıkarılmış olması bence önemli. Belki ileride biraz konuşmamızda bundan da bahsedebiliriz. Bu ne anlama geliyor? Bir diğeri de bu robotların gerçekleştirdiği performansın aslında 7-24 devam ediyor olması. Yani sonsuzluğa uzanan bir iş gücünden bahsediyoruz. Ve bunlardan bahsetmek istiyorum. Ama çok da uzatmadan şimdi tekrar topu sana vermek istiyorum. Bir sonraki bölümde de belki ben de bunları biraz açarım. Evet, senin de aldığın yerden o mekan, yani bu şu an müzede acı reçete olarak yer alan serginin aslında ilk versiyonu, ilk sürümü PAF olarak 2009'da Art Basel'de de gösterdikleri bir işti. Daha sonra Etiket Bulutu, Tag Cloud'un 8. fazında da galeriste yer aldı ve orada da yani o serginin kendi kurgusu içinde de bir mekanla kurulan ilişki, yani o PAF'ta da robotların bugün korona günlerinde herkesin evine almak istediği o otomatik yerleri süpüren temizlik robotlarının etrafa fışkırttıkları glitterlar, parlak parıltılar, iki tane gene bir taraftan da oksimoron, yani biri temizlik ve süpürmenin peşindeyken diğeri de fışkırtıp sürekli yeniden mekanı kurguluyor. Aslında bu ikisinin buluştuğu yerde de sergi mekanını da sırf ikisinin ilişkisinin ötesinde bir izleyicinin sergiyle, sanat eseriyle kurduğu ilişkiyi de sorunsallaştıran bir nokta, bir yan vardı.
Daha sonra o Puff Out olarak Truish adlı 2017'deki bir başka sergilerinde de yer aldı. Bu sefer o sergide yer alan diğer başka iş, bir whiff vardı. 4 saniyelik etrafa fışkırtılan konfetilerin çok yavaşlatılarak gösterildiği. Dolayısıyla hep böyle bir apokaliptik dünyanın sonu, ama sanki dünyanın sonu gelmiş de onun ertesinde bu son kutlanıyormuş. Yani son kutlanan bir şey mi, ardından yas tutulan bir şey mi? Dolayısıyla o oksimoron, yarattıkları oksimoron evrenin içinde var olan ve konumlanan bir şeydi Puff Out'ta. Tabii zaten bu robotların daha sonra yaptıkları Lovers diye iki robotik ışığın ilişkisi gibi sonsuza dek devam edebilecek bir koreografi üretiyor. İşin içine hareket ve koreografi girdiğinde, performans sanatlarından, gösterim sanatlarından baktığında da her zaman izleyici o işin tamamlayıcısı. Yani bu görsel ve plastik sanatlar için de geçerli, ama orada sanki bir adım daha seni tamamlayıcı konumuna yerleştirmiş oluyor. Daha sonra da zaten bu Puff'ın aslında korona günlerinde önce Belgrad'da acı reçete olarak müzeye konumlandırılması bence birçok açıdan, hem bugünün koşullarından biz izleyici olarak gidemediğimiz sergilerle nasıl bir ilişki kuruyoruz, hepimiz evlerimizde oturup belli bir röntgencilik eylemi içine girmiş oluyoruz ve aslında seyircisiyle tamamlanacak bir koreografinin içinden sadece mekan ve eyleyen, icra edeni bıraktığında, insan veya robot her neyse, biz bir arayüzle onlara baktığımızda bu nasıl bir ilişki veya nasıl bir öneriye dönüşüyor? O bakımdan önemli bugün Borusan'da yer alan serginin önermeleri. Kesinlikle. Yani aslında bu robotlarla kurduğumuz işbirliği üzerinden de belki yine bu insan, insan olmayan hiyerarşisine biraz daha yakından bakacak olursak, tabii belki de önce insanlık olarak güçsüzle kurduğumuz ilişkiye de bakmamız gerekiyor. Yani örneğin mesela hayvanlarla kurduğumuz ilişki, onları tarih boyunca evcilleştirmiş olmamız veya laboratuvar ortamlarında kendi tüketimimiz için hayvanlar üretiyor olmamız. Yani bu insan oğlunun bencilliği ve aslında antroposen kavramının getirdiği bu insan merkezci bakıştan da belki biraz bahsetmemiz gerekiyor. Ben de son zamanlarda ekofeminizm üzerine çalışmalar yapıyorum ve Donna Haraway'in bahsettiği bir kavram var, kutulesen. Bu antroposen yerine önerdiği bir kavram ve aslında bu yaklaşım insan merkezci bakıştan çıkarak insanların insan olmayanla kurduğu akrabalığa, o kinship'e odaklanıyor. Ve de yani görünmeyen mikroorganizmalarla kurduğumuz ilişki, bitkilerle kurduğumuz ilişki, robotlarla kurduğumuz ilişki, bunu bir adım ileriye taşırsak, bunların hepsi önemli. Yani aslında karşımızdaki bir bitki veya robot olsun, nasıl daha saygılı ve empatik davranabiliriz? Belki bu soruyu sormamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun için de öncelikle tabii ki karşımızdakinin varlığını ve akrabalığını öncelikle kabul etmemiz gerekiyor. Bu noktada bir de işi spekülatif kurgu bağlamına da taşıyabiliriz, kısa da olsa. Çünkü yine mental klinik bir röportajlarında sanatın kurgusal gücünden de bahsediyorlar. Ben de yine son dönemde yaptığım çalışmalarda bununla da ilgileniyorum. Yani kurgusal spekülasyon bize nasıl farklı dünya algılarının kapılarını açabilir? Bu soruyla ilgileniyorum. Çok yakında 2018 senesinde kaybettiğimiz yazar Ursula Le Guin kitaplarında bundan bahseder ve mirasıyla da gerçekten bize her alanda ilham olmaya devam ediyor. Onun kitaplarında daha akışkan cinsiyetler görürüz ana kahraman olarak. Sadece çoğunluğu temsil eden değil, aksine etnik azınlıkları temsil eden kahramanlar görürüz. Yani spekülatif kurguyu aslında farklı yaşam algıları düşünmek için bir yöntem kullanır ve mental kliniğin işlerinde de bunu görüyoruz bence. Bir başka belki bahsedebileceğimiz yazar Octavia Butler. Son dönemde ben de Mine Kaplangan'ın önerisiyle onun bir kitabını okudum, Blood Child, ve gerçekten çok etkilendim. Yani bu iş kadar gerçekten zamanı çok iyi yakalayan bir öykü olduğunu düşünüyorum. Çok da spoiler vermek istemiyorum, belki okumayanlar vardır. Ama özetle şöyle bir hikayeden bahsediyoruz. İnsanların dünyasını uzaylı bitkiler işgal ediyor. Ve insanlar kendilerini şu durumda buluyorlar. Kendilerini bu uzaylı bitkiler için arzulanabilir bir hale getirmek. Çünkü çok da aslında faydalı olduğumuz söylenemez aslında. Ve hayatta kalmak için bunu yapmak durumunda kalıyorlar. Ve
aslında bu öykü insanla insan olmayan arasındaki o ilişkiyi, yani o hiyerarşiyi tepe taklak etmesi bakımından da değerli. Çünkü Michael Pollan'ın bu Arzu'nun Botaniği kitabında bahsettiği bir tarihsel durum var. Yani patates ve kenevir gibi sebzeler mesela insan için ilgi çekici olabildikleri sürece varlıklarını devam edebiliyorlar. Mutasyona uğrayabildikleri sürece varlıklarını devam ediyorlar. Ya da ortadan kayboluyorlar tarihe baktığımız zaman. Ve biz de yani aslında Octavia Butler'ın öyküsünde bunu görüyoruz. İnsan ırkından üstün olanlarla, uzaylılarla bir ilişkiye geçtiğinde veya robotlarla olarak düşünebiliriz. Bu sergi kapsamında düşünecek olursak. İnsan kendini faydalı ya da arzulanabilir kılma durumunda buluyor. Ve belki sergideki işe tekrar çok kısa yakından bakacak olursak şunu görüyoruz. Yani aslında sanki sanatçılar bu hiyerarşiyi kırmışlar, bu otoriteyi bırakmışlar ve sergi mekanını sanki robotlara emanet etmişler gibi gözüküyor ilk bakışta. Yani sanki bir otorite söz konusu değilmiş gibi görüyoruz. Fakat biliyoruz ki biz aslında robotlar her bozulduğu zaman insanlara muhtaçlar. Yani bir muhtaçlık söz konusu. 7-24 üretimlerine devam ediyorlar. Ve en başta tabii ki üretim sebepleri gereği insanlar için, insanların amaçlarını karşılamak için üretildikleri için de yani farklı hiyerarşileri görebiliyoruz yine de sergi mekanında. Son olarak da şunu söyleyebiliriz belki. Yani bu toz torbaları çıkarılmış, amacını kaybetmiş, yine tırnak içerisinde özgür olan robotlar sergi mekanında istedikleri gibi hareket etmek konusunda özgür gibi gözükseler de şu soruyu bence soruyor iş gerçekten acı reçete. Nasıl bu işten yola çıkarak nasıl daha etik bir gelecek hayal edebiliriz? Ve bu düşünceyi bu soruyla kapamak istiyorum. Ayşe belki senin söylemek istediğin bir şeyler olur. Yo, bence çok yani en başında söylediğin gibi peki bu üçüncü durumu yaratmak, işbirlikleri, oksimoron yani bütün bunlar estetik tamam o tarafa değindik ama bir de etik mesele var. Sanırım orada da yani benim bu bitter medicine acı reçetede gördüğüm gibi de bir konum almaktan çok zaten bugün çok tartıştığımız şeyler bunlar. Yani robotun bir üstü artık artificial intelligence girdi devreye. Ne kadar insan ne kadar nesne, bütün onların hibrit formlara dönüştüğü bir yerde o muhtaçlık birbirine, belki de o muhtaçlık illa robot insan arasındaki gibi bir ayrım değil de hep bir ötekine muhtaç olma durumu. Ve sanırım Yasemin Birol'un bütün işlerine baktığımda o her zaman kendi içinde barındırdığımız o self işinde de olduğu bir öteki kavramı, dışarıya, içerideyken dışarıya doğru işaret edebilmek. Yani bir taraftan da çok mutluyken vahşice mutlu olmak veya çok üzgünken muhteşem bir şekilde üzgün olmak. Dolayısıyla etik yerde bir konum almaktan çok, ki ben konum almamalarını etik olarak bazıları eleştirebilir ama bugün zaten her şeyin çok kutuplaştığı bir dünyada yaşadığımız için konumların görünür kılınmasını konum almayı empoze etmekten daha önemsiyorum. Dolayısıyla acı reçeteyle de o görünür kıldıkları insan-robot ilişkisi ve ona dair gösterdiklerini üstüne bir önerme, düşünün diyorlar. Düşünelim, hep beraber düşünelim diyorlar. Kesinlikle. Yani zaten alınan her karar çok önemli ve yani altında o kadar çok anlamlar var ki böyle saatlerce konuşabiliriz ve üzerine tartışabiliriz gibi hissediyorum. Sergi mekanında çok fazla konuşulacak şey var. Belki bir diğeri de bu 7-24 kavramı. Gerçekten yani 7-24 bir yayının akması, bu işin müzenin sitesinden izlenebilir olması ne demek? O da çok manidar. Çünkü tabii ki yani bu korona zamanında bunu hepimiz yaşadık. Bir anda bütün sanat kurumları dijital mekanlığa taşındı. Ve online yayının hep aksın, hep biz izleyelim istiyoruz. Yani böyle artık bu bir obsesyona dönüştü hepimizde. Ve yani medyanın esiri konumuna düştü. Yani zaten öyleydik ve yani gittikçe artan bir seviyede bunu yaşıyoruz. Ve yani fiziksel olanın kaybıyla da beraber gerçekten bu dijital anksiyete her geçen gün artmaya devam ediyor hepimiz için.
Zaten korona olmadan önce FOMO'yu konuşuyorduk. Fear of missing out. Öyle sonra, de bir işleri var. evet ve sonra JOMO'yu konuşmaya başlamıştık. Joy of missing out. Hani bir şeyden bu artık o vakti kaybetmekten duyulan keyif. Ve belki korona zamanı bir grup evden çalışma fırsatı yakalayan insan olarak bunu yaşadık. Yani bu keyfi gerçekten bir şeylerin yavaşlaması, biraz temponun düşmesi, biraz sakinleşmeyle beraber. Ve tabii ki hepimiz Zoom fatigi de yaşıyoruz. Yani şu anda da Zoom'un karşısındayız. Ve o da bir tür FOMO değil mi? Yani ben artık şeyi kesinlikle görmeye başladım. Zoom'da yoksan fear of missing out. Yani, kesinlikle ona dönüştü ve yani zaten bütün gün laptoplarımızın başındayız. Telefon ekranlarımıza bakıyoruz. Ondan sonra gece işte bir kafamızı boşaltalım diye bir film izlemek için tekrar başka bir ekranın karşısına geçiyoruz. Ve yani seni bilmiyorum ama ben gerçekten artık sadece ekranda doğa izleyebiliyor gibi hissediyorum. Hatta dün akşam da Mubi'de bir film izledim, Cemetery diye. Çok da iyi bir filmdi. Herkese de çok öneririm. Bir filin gözünden bir ormanı anlatan. Yani gerçekten sadece o tempoya artık beynim uyumlanabiliyor gibi hissediyorum. Ve hepimiz de normale dönmekten bahsediyoruz. Hani bir normal dönüşü, nostaljisi var hepimizin üzerinde. Fakat bu normalin ne olduğunu da çok bilmiyoruz. Çünkü zaten normal hali hazırda sadece bir grup insana hizmet eder vaziyetteydi. Ya da kimin normali? Belki bu soruyu da sormamız lazım. Kimleri dışarıda bırakıyordu normal? Ve bence iş aslında bunları konuşmamız için de bize platform sağlıyor. Tam da senin bahsettiğin o kimleri dışarıda bırakıyordu. Yani mesela tiyatroca da çok tartışılır oldu bu arayüzün dijital ortam olarak kurulan ilişki, canlılık meselesi. İşte birçok şeye giriyor ama ben bir konuşmada sen de gençsin ama senden de genç nesil bir oğlan dedi ki ya ilk defa yani mahrem ve intimate olanın aslında bu şekilde de yaratabildiğini deneyimlediğim birkaç iş oldu. Onun üstüne oğlan dedi ki hoş geldiniz dedi. Sizi gidi dinozorlar. Biz dedi işte chat odalarımızda küçük kameralarımızla bir yerlere çıkamayan, büyük şehirlerde yaşamayan insanlar birbirimizi 24 saat gözetleyerek o mahremiyeti yaşıyorduk ve siz de şimdi böyle gözünüzü devirdiğiniz mecranın aslında bu mahremiyeti yaratma olanaklarını keşfeder hale geldiniz. Ben o an hakikaten evet dedim. Yani bütün bunları da acı reçete hakikaten dediğin gibi sorunsallaştırıyor. Yani bir müzede tamam glitterların renkleri değişiyor. O robotların eminim bir algoritması olduğu için bir yerden sonra herhalde mekanı tanıyıp aynı şekilde hareket ediyor olsalar da her izlediğin, yakaladığın anla izlemeyi bıraktığın an farklı olduğu için yeni bir koreografi kurgulanmış oluyor. Ve böyle girip çıkıp gözetleyebiliyoruz. Yani gözetlenen bizler şimdi bir anda bir müzenin içini 24 saat oturduğumuz yerden İşte biraz doğa bakıyoruz, sonra sıkılıp biraz ona bakıyoruz, tekrar çıkıyoruz. Ama bütün bunları sorunsallaştırması ve bir soru olarak önümüze getirmesi açısından önemsiyorum. Yani cevap bulmanın konforunu hiçbir zaman sunmuyor mental klinik, hiçbir zaman cevap vermiyorlar. Ama doğru soruları sorabilmenin gerilimini taşıyor işleri. Kesinlikle katılıyorum. Yani biraz senin bahsettiğin o oksimoron olarak görme meselesine de belki çok kısa dönebiliriz. Yani bu çünkü sergi mekanına gördüğümüz zaman tabii ki simler olması ve bunun hani simlerle olan bir kutlama ve sanatçılar da röportajlarında bundan sıklıkla bahsediyorlar. Yani bu kutlama ne anlama geliyor? Kapitalist dünyada her şeyin kutlanabilir olması ne anlama geliyor? Yani bunu da sorgulamamız lazım ve yani o ekranlarımızdan izlediğimiz yersiz kutlamanın altını çiziyor olmalarını da ben gerçekten çok değerli buldum hep röportajlarında. Ve acı reçete isminde de bunu görüyoruz. Yani o acı olan bir reçete, yani reçete olarak sunulan şeyin aslında bir çözüm olmaması, bir reçete olmaması. Tam tersine yine bir şeylerin halının altına aslında süpürülmüş olması durumu. Bir şeylerin üstü kapatılmış fakat yani aslında biz sanat dünyası olarak dijital odalar üretmeye devam ediyoruz. Kapitalist sistemin çarkları dönmeye devam ediyor. Ve yani bana göre iş aslında şu soruyu soruyor. İzleyicinin pasifliği artık bu noktaya geldiği zaman sanatın pozisyonunda biz ne gibi değişiklikler bekliyoruz? Yani sanattan ne bekliyoruz, ne bekleyebiliriz? Bize ne sunabilir ve nasıl gelecekler hayal edebiliriz? Yani bu kurguyu kullanarak, spekülatif kurguyu kullanarak ne gibi kapılar açabiliriz? Bu soruları sorması bakımından da çok değerli bence. Yani bir diğeri de duyularla belki kurduğu ilişkisi.
Çünkü mental klinik bir de röportajlarında hep ondan bahsediyorlar. Yani kendilerini beş duyuya açık ve hatta bu 6., 7., 8. Evet. duyuları artık açma konusunda istekli olarak tanımlıyorlar. Ve tabii ki güncel durumumuzda artık bedenlerimiz birbirlerinin etrafında olmaya özlem duyuyor. Şu an bile Zoom üzerinden iletişim kuruyor olmamız da olduğu gibi. Bu gittikçe kısıtlanan alanlar, her daim online olan mekanlara taşınmış olmamız. Ve yine ben de yaşadım bunu. Pandemi sürecinde bir sergi yapıyordum Batis Institute'da ve bir anda sergiyi böyle apar topar dijital ortama taşımamızı istediler. Yani bu çalışma aslında bu sanat dünyasının sorgusuz, sualsiz dijital ortama taşınma şeyini de açısını da değerlendirmesi bakımından da değerli belki. Bir yandan da tabii ki sergi mekanında farklı alandan bakan kameralar olduğu için bedenimizle belki deneyimlememizin fırsat olmadığı açıları da sunuyor bize, yaklaşımları da sunuyor. Yani farklı algıların da, farklı duyuların da bu anlamda belki gerçekten yolunu açmış oluyor. Ve tabii ki insan bedeninin tamamen terk ettiği bir alan olarak müze. Belki biraz da ondan konuşmamız lazım. Yine sözü sana bırakıyorum. Bedeni bir şekilde bedeni işte o bahsettiğim imagine işinde olduğu gibi bedeni içinden çektiğinde zaten ilk olarak sana bedeni düşündürtmeye başlıyor. Bedenle dolayısıyla gelen diğer duyular, yani duyabilirsin, görebilirsin. Görsel ve işitsel duyular. Yani şu an o duyulara hapsolmuş vaziyetteyiz ki mental klinik daha önceki işlerinde işte kokuları kullandılar, tatları kullandılar. Hakikaten o 6., 7. duyular neler olabilire giderken bir anda bedenin de içinden çekildiği bir gösteriye açtıklarında bedenden dolayı bizde hemen zaten o duyular sanki çağrışım yapıyor. Yani oranın o glitterların kokusu, o sürekli temizlenen müze mekanının bir kokusu olur mu acaba? Yani ben izlerken Acı Reçete'yi hep diğer duyularımla da acaba nasıl olurdu sorusu benim aklıma gelerek deneyimliyorum. Sadece görüyor olmama rağmen. Evet. Gerçekten öyle. Yani insan bedeni orada olmanın böyle arzusunu kesinlikle duyuyor bir şekilde. Bir yandan da tabii ki sim malzemesi var. Yani sim üzerine pek konuşmadık ama belki kısaca da olsa yani malzemesi üzerine de konuşmamız gerekir. Bu yani ben bunu şöyle görüyorum. Aslında korona ile artık hayatımıza daha da fazla giren bu temizlik obsesyonu bir kere kesinlikle aklıma geliyor işe baktığım zaman. Bir yandan da tabii ki kendimizi çünkü bu robotların yerine koyduğumuz zaman ve onların gözünden aslında baktığımız zaman yani rumbalar olmaları sebebiyle aslında temizlik amacıyla hareket ediyorlar. Yani üretimleri gereği, onlara atanan sebep gereği temizlik yaptıklarını düşünüyorlar. Ve bir temizlik hedefinde hareket ediyorlar. Fakat tabii ki toz torbalarının çıkarıldığının farkında değiller. Ve burada belki simin yine çok kolay yayılabilir olma özelliğinin altını çizmemiz lazım. Temizlendikçe kirleten bir malzeme olması ve bu da belki bir oksimoron yaratıyor. Eğlenceli bir malzeme. Niye yani o zaman bırak dursun ama temizleneyim. Kesinlikle. Ve yani bir yandan da tabii şunu yani müzede olduğumuz için şunu da düşünmeden edemiyorum. Yani müzeyi temizlemek çok manidar. Bu ne anlama geliyor? Yani çünkü müze yapısı ve tarihi gereği tabii kendi içerisinde farklı hiyerarşileri barındıran bir yer. Her müze böyle. Yani sübjektif kararlar alınmasıyla, farklı kendi koleksiyonunun olmasıyla ve bir koleksiyon kurgusuyla bir aslında sanat tarihi anlatısı yaratma gücüyle pek çok yine hiyerarşiyi de kendi içerisinde barındıran bir yer. Ve günümüzde bunu özellikle Amerika ve Avrupa'da çok görüyoruz. Yani müzeler artık kendilerini bir yeniden tanımlama, yeniden düzenleme ve bu tarih anlatılarını gözden geçirme süreçleri içerisine girdiler. Ve gerçekten bu işe baktığım zaman bunu da düşünmeden edemedim. Yani bu rumbalar da sanki sembolik anlamda bunu yapıyorlar gibi. Yani müzenin içerisinde dolanarak konumda altın çiziyorlar gibi hissettim. Yani müzenin sanat eserlerinden boşaldığı anı kutlayıp, o sonu kutlayıp, ondan sonra da o kutlamanın ayak izlerini sürekli silme eylemiyle sanat, müze, seyirci, müze sanat eseri bütün bu ilişkileri de sorunsallaştırıyorlar. Doğru. Kesinlikle.
Kesinlikle. Çok çok zengin bir işti. Ve yani üzerine çok çok konuşulacak şeyler var. Ben gerçekten saatlerce konuşabiliriz gibi hissediyorum. Çok da keyifli bir sohbetti. Ayşe, evet. Çok teşekkürler. Çok bilmiyorum, teşekkür. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Hayır, çok teşekkürler. Çok, benim için de çok keyifliydi. Ben de şimdi Borusan'a ve Necmi'ye bu daveti için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten üstüne, yani baktıkça daha kavramların açılacağı bir söyleşi oldu. Belki başka bir fırsatta üstüne daha uzun da konuşuruz Naz. Çok teşekkürler sen de oradan katıldığın için. Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum.